Tabi Ramazan-ı Şerif'te en mühim şey oruç, ondan sonra da teravih. Farklı bir ibadet olarak yani. Bu hadis şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Evet. Ne buyurur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Reyr'den diye hatırlıyorum e, ravisini. Bu hadis-i şerif e, Bukhari'dir. Okuyacağım iki hadis-i şerif de e, şey gider Birbirine paralel gider. Ben sâme Ramazan'a kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa, Öbür hadis-i şerifte yine Bukhari'dir. Men kâme Ramazan'e kim Ramazan-ı şerifte kıyam yaparsa. Şimdi bu kıyam gece namazı olarak e, yani gece olması gibi kıyam olduğu zaman gündüzde olana kıyam denmiyor şeyde. Yani bütün hadis-i şeriflere baktığınızda kıyam tabiri geçen de gündüz kuşluk namazına işte kıyam denmez. Bu mutlaka akşam, akşam oluyor. Yani akşam namazından sonra olanlara bile kıyam deniyor. Bazı ki evvabin namazlarına, bazı namazlara. E, akşam namazından sonra olan her şey gece sayan bazı alimler var. Bazı alimler de yatsıdan sonra olma şartını getiriyor ki ekseri ulemanın görüşü budur. Yatsıdan sonra olursa kıyam sayılıyor. E, zaten teravide de yatsıdan sonra olma şartı var. Yatsı yıkılmadan teravih kılınmaz. Efendim e, teravide zaten ittifak var. Teravi için konuşmuyorum. Diğer kıyamları konuşuyorum. Mesela adam gece teheccüd namazına kalkamayacak. Ama ben bu geceyi ihya etmiş olayım çünkü yatacağım, uyanamam. Uyanamayınca ben bir kıyam niyetine iki rekat kılayım derse bazı alimler akşamdan sonra da kılsa iki rekat gece namazı yerine sayılır diyor. Ama ekseri alimler, teravih için konuşmuyorum, teravihde ittifak var yatsıdan evvel olmaz. Ama gece namazına sayılması bakımından bazı alimler diyorlar ki yatsıdan sonra efendim iki rekat gece namazına niyet kılarsanız hele orada bir de Ali İmran Suresi'nin son 10 okursan o nurun ala olur ama ezbere bilmek zor. Bir buçuk sayfa tutar. Ezbere bilmeyen yani gücünden ayrıyetten okursun, okusun onu. Namazda da bildiği sureyle kıla. Gecenin ihyasına niyet kısa. Kıyamdan sayılır diyor. Şimdi bu kıyam Ramazan Şerif'te tabi teravih ile tefsir edilmiştir. Alimlerin cumhuru bu görüştedir. Ve lakin, e, bir rivayet geliyor mesela. Bu rivayet e, baya bir müjde kazandırıyor yani. İbn-i Ebu Dünya zannediyorum bunu takrir ediyor muhaddislerden. Orada da diyor ki yani bir insan yatsı namazını cemaatle kılsa ama Ramazan boyunca her Ramazan yatsıyı cemaatle kılsa diyor. Fakat ehade bir hazzı milleyletil kadir. Kadir gecesinden nasibini almış olur. Başka bir amel yapamasa bile o gece. Yani burada anlayabildiniz mi bilmiyorum. En çok kolay bir şey söylüyor. Yatsı namazını cemaatle kılsa diyor. Onun için ben şunu bu sene bu rivate göre şu mülazayı geliştirdim. Yani size de söylüyorum. Şimdi çoğunuz şunu düşünüyorsunuz. Ben teravih işte kılamayacağım veyahut yorgunum veyahut hastayım veyahut evde misafirim var veyahut işte efendim meşgalem var yola çıkacağım vesaire vesaire. Herhangi bir nedenle teravih kılmayacak, kılamayacak durumda. Veyahut da kılmıyor canım. Yani farz değil, vacip değil. Adam. Yani kılmayacak. Fazla sevap lazım değil adama belki. Şimdi bu adama ben yine şunu tavsiye ediyorum. Bu kardeşlerimize adamlar da ben de o adam sen de o adam. Bu durumda da olsak yatsının farzını cemaatle kıl. Sen yine camiye git yatsıyı kıl cemaatle. Yatsıyı cemaatle kıl. Sonra çıktım ben teravih kıl. E millet bana yan bak. Ya kardeşim sana ne sen millet için mi gittin millet için mi sen? Her şey o zaman millete göre hareket edecek ya. Sana ne milletine bakıyor? Niye çıktı bu adam? Sana ne niye çıktı? Belki bozuldu ya. Onu boş ver şimdi. Millet ne der ne dememişi boş ver. Biz şimdi kitaba göre konuşuyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Teravih kılmayacaksan, kılamayacaksanız bile, ilaveten kılmayacaksanız bile yatsının farzını cemaatle eda edin. Bakın bu cemaat meselesinden hiçbir şey belki de daha anlamış değilsiniz. Ben cemaatla namaz hakkında koca kitap yazdım. Belki cemaatimin çoğu okumamıştır. Evine alanların da çoğu okumamıştır. Onu da biliyorum yani. O kadar ilim orada topladım ki o cemaatlanamaz Eğer sen cemaatla ben sana söyleyeyim. 70 sene teravih kılsan, 70 senenin teravisinin sevabını şu kenara koysan, bir yatsı, yatsının farzını demiyorum. Yatsının farzu bütün dünyanın hayır doldursan ödeyemez. O farz ayrı bir şey. Başka bir şey söylüyorum. Bütün teravih buraya koysan, 70 senek teravih buraya koysan, bir yatsının, farzının cemaatle edasına değmez. Niye değmez? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih terk edenler için evlerini başlarına yıkasım geldi. E, ima, cemaatin başına başka imam koyup odun yığdırıp gidip evlerini yakasım geldi ki bunlar Bukhari hadisi hiçbir zaman teravih kılmayana böyle bir şey dememiştir ama cemaati terk edene bu ifadeyi kullanmıştır hadisleri bilen biri olarak bu hadisleri kıyas edebilecek kadar hadis görmüş biri olarak ben bunu anlıyorum e deyince sen de anlatın işte onun için cemaat cemaat cemaatlanamaz yani Hadi iftarda evde oluyorsunuz, evde cemaat yapın. Yine yemeği bitirince hanımınızla, çocuğunuzla yapsanız o da cemaat sayılır. O da cemaat sayılır. Ama cami cemaatine erkekler için söylüyorum, kadınlar için asla cami cemaati efendim sünnet müstehap değildir. Hele bu fitne zamanında kadın erkek karma karışık girişler, çıkışlar bilmem neler. Hiç sünnet ve müstehap değildir kadınlar için cemaat. Onu söyleyeyim açıkça. Velakin erkekler için yatsının cemaatini sakın kaçırmayın. Teravi kılmayacaksan da kaçırma ya. Yatsını kıl cemaatta kardeşim. Yine bak Kadir gecesi olsa o gece bile nasibini almış olur diyor. Bundan büyük müjde olur mu ya? Adam yatsının cemaatini kaçırsa, teravi kılsa, ona bu müjde yok icabında. Dikkat et. Ona bu müjde yok icabında. Yatsının farzını cemaatle kaçırdığı için. Ama yatsının farzını cemaatini idrak edene bu müjde var. Yani İslamiyet çok ilim ister. Az ilimle olmaz. Maalesef konular kıyas edilemediğinden insanlarımız yani bir tesbih namazı kılalım dediğin anda camiler dolar. Yazının farzında cemaatta kimse yok. Sabah namazın farzında cemaatta kimse yok. Üç kişi, beş kişi. Birçok cami kapanıyor ya. Sabah namazını açmıyor adam ya. Bizim burada gelen yok diyor. Bizim bu muhitte diyor, zamanında gelen yok diyor. Açmıyor. Bu böyle bir rezalet durumdayız. İşte cemaatle namaz terk edildiğinde zaten bereketler kaçıyor, rahmetler gidiyor, azaplar yağıyor, belalar yağıyor. Çünkü cemaatle namazlar belaları def ediyor. allah Teala cemaatle namaz kılanlara baktığım zaman diyor, o millete gazap etsem de azabımı çeviririm diyor. Cemaat, cemaata mescide adım atanlar hürmetine bir milletten bir de diyor sabi sibyanlarına baktığım zaman diyor günahsız sabilerinin hürmetine azabı çeviririm. Bir de benim mescitlerimi mamur edenler. Ne demek mamur eden? O Çin'i yaptıran, yazı yazdıran mı? Değil. Cemaata giderek mamur ettiren. Yoksa cemaata gidilmeyen bir camide, cemaat olmayan bir camide ise altından yap. O mamur değildir. Harap edilmiştir. Harap edenler de kimlerdir? Cami yıkanlar değildir. Camiyi yıkan zaten belli. Harap edenler cemaata gitmeyenlerdir. Allah'ın evini tahrip ediyor. Tahrip. Sen kalkıp birisi için caminin duvarına bilmem balyoz vursa ne olur şimdi bütün haberlerde bu akşam? Uuu gavur zunduk. Ama ne diyor? Camiye, cemaata devam etmeyen Müslümanlar o camiyi tahrip eden en büyük tahrip unsurunu kullananlardır diyor. Onun için Ramazan Şerif boyunca sizden en büyük ricam. Bak sabah namazı zaten şu anda eskisi gibi değil. İmsakla okuyorlar. İmsakla okuyorlar. Zannedersem yarım saat içinde de camilerde kılıyor. Ramazana mahsus bir uygulama bu. Diyanet böyle yapıyor. Tabi eftal olan son yarım saatte kılmaktır ama işte insanlar uyuyacak, içecek, içecek, gidecek bir daha uyuyacak, bir daha kalkacak falan. O mülazayla adam cemaat namazı kaçırmasın diye. Yani şartlara göre uygun. Şartlar bu yani çünkü. Namazı hiç kılmamaktan sayı göre. Şimdi burada müstehabı şey yapıyorum. Kaldı ki Maliki mezhebinde, Anbeli mezhebinde falan da ilk vaktinde kılmak eftal. Mekke'de görüyorsunuz. Hemen e, imsak olur olmaz. zaten ezanla yine. Mekke'de devamlı 12 ay boyunca imsakla okurlar. Ezan hemen imsakla okunur. Bizde öyle değil. Bizde bir saat kala okunur normalde. Ramazan olunca imsakla okunuyor. Hani ki top, eskiden top atılma yerine vakit doldu manasına. Ondan sonra sabah namazını kılabilirsin manasına geliyor. Kılabilirsin tamam. Orada da camiye gidin. Yani mesela çünkü neden? E, herkesin mahallesinin camisi var. Sabah namazına cemaate gitseniz yarım saat sonra kılınıyor. Yani 10 dakika tutmaz yani sabah namazının cemaati ne çok uzun okumuyorlar ki. Sabah namazı cemaatine gidin. Yatsıyı da cemaatle kıldın. Eğer o gece Ramazanda bu Kadir Gecesi Ramazandan bir gece yani. Eğer o gece Kadir Gecesi ise öbür adam da akşam namazından başladığı imsağa kadar 1000 rekat kıldı yani şu anda biraz geceler kısa belki bin rekatta yetişmez dedi. Yüz kıldı, 200 kıldı. Hatim yaptı. Şimdi öyle insanlar var. Yani gece yetse sekiz saat olan geceler var yani yeter. Akşam oradan başladı abi. Sabah namazına kadar yemedi, içmedi, dünya kelam konuşmadı. Hatim yaptı bir gecede. Yapılabilir, yapılmayacak bir şey değil. Yapılabilir. Hatim yaptı. Ama akşam yatsıyı, sabahı cemaatle kılmadı. Ama ayakta dikildi, 100 rekat sırf ayakta ibadet, namaz kıldı. Öbür Müslüman da ne yaptı? Yatsıya, cemaata gitti. Sonra geldi yedi içti, yattı. Sabah namazına kadar da yattı. Teravih de kılmadı, tecrübe kılmadı. Sabah namazına kalktı, cemaata gitti. Bak bu adam gecenin tümünü ibadetle hiyatmış cevabı alır ve Kadir Gezi'den nasibini alır. Garanti. Çünkü yatsının cemaati ve sabahın cemaatinde sahih Müslim'de hadis var. Ama öbür adam cemaati kaçırdığı için, cemaatsiz kıldığı için öyle bir azap <laughs> başa baş gelse öpsün başına koşsun. Yaptığı hatimle kurtarılmasını bırak, başa baş gelse öpsün başına koşsun. Azap tehlikesi var. Neden? Çünkü adama niye bu gece hatim yapmadın sormazlar ama niye yatsının cemaatini kaçırdın sorarlar.